Herkese merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Kandil simidi yapıyorum. Malzemelerimi hazırladım. Öncelikle yağımızı yoğurma kabına almakla başlıyoruz. 125 gram tereyağı ekliyorum kabıma. 2 yemek kaşığı yoğurt. 1 yemek kaşığı sirke. Bir yumurtanın beyazı, bir tatlı kaşığı şeker, bir çay kaşığı tuz, yarım paket kabartma tozu, yarım çay bardağı sıvı yağ, hepsini ekledim. Şimdi yoğurmaya başlıyorum. Şimdi unumuzu eklemeye başlıyorum. Yavaş yavaş, dikkatli bir şekilde. Hamurumu yoğurdum. 3 su bardağı un kullandım. Şöyle yumuşak bir hamur. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur olacak. Hamurumuz hazır. Şimdi şekil vermeye geçiyoruz. Şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum. Şöyle 3 parmağımızın genişliğinde şöyle yapıyorum. Halka şeklinde. Şöyle ölçüsü şu 3 parmağım. Şöyle. Hepsini bu şekilde yapıyorum. Simitlerimiz hazır. Şimdi üstüne yumurta sarısı süreceğiz. Yumurta sarısının üstüne şöyle bir çay kaşığı pekmez ilave ediyorum. Güzel renk vermesi için. Yumurta sarısını sürüyorum. Şimdi çatalla şöyle şekil veriyorum. Şimdi üstüne çörek otu susam serpeceğim. Şöyle her tarafına gelecek şekilde hepsine serpiyorum. Simitlerimiz hazır. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrollü bir şekilde kızarıncaya kadar pişireceğim. Simitlerimiz fırından çıktı. Mis gibi kokuyor. Harika olmuşlar. Çok güzel kızarmış. Şöyle bir tane kırayım. Kıyır kıyır olmuş. Harika olmuşlar. Yapanlara afiyet olsun. Yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşça kalın.